Merhaba Tam Indir takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haftanın en muhteşem mobil oyunlar videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Hepinize bu arada, günaydınlar. Günaydınlar. Yakın zamanda daha haftaya biliyorsunuz ki bayram. Bayramımız Kurban bayramı, şimdiden kutlu olsun bayramımızı arkadaşlar. Şimdiden kutluyoruz aynen. Hemen ilk oyunumuz daha hızlıca giriyoruz olaya. Nereye giriyoruz? Videoya. Castleborn o zaman. Castleborn arkadaşlar son zamanlarda kaleler oynadığım yanıyor. Kale yanıyor. En keyifli strateji oyunlarından gerçekten bir tanesi. O kadar keyifli ki keyiften dört köşe oldum yani. Hani o yukarıdan bakma anları falan muhteşem. O zancanı sarmıyor olsa da arkadaşlar beni sarıyor niye sarıyor. Şimdi Clash Royale oyunlar vardır aranızda. Evet. Clash Royale'i sevenler de vardır ben ama. Ben de seviyorum. Yani şimdi Clash Royale'de böyle tam böyle şeyi yakalayamıyorsun böyle. O gerçek zamanlı dövüş böyle hissiyatını yakalayamıyorsun. Veya buna benzer böyle sıra tabanlı oyunlar var. Bunda böyle değil. Bu oyunda gerçek zamanlı kendi üssünüzü yapıyorsunuz. Evet. Kendi askerlerinizi geliştirip savaş alanına sürüp düşmanınızı alt etmeye çalışıyorsunuz. Hani savaş sonunda eğer ki bir beraberlik durumu söz konusuysa işte oynadığı Castleborn buradan giriyor. Kaleler yanmaya başlıyor karşılıklı olarak. Kimin daha az canı varsa daha öncesinde oyuna veda etmiş oluyor, kaybetmiş oluyor gibi durum söz konusu. Gerçekten keyifli bir strateji oyunu. Evet. Ve ikinci oyunumuz Legend of Solgurt. Şimdi abi. Evet. Legend, bu oyun, Legend bilmem ne. Aynen. Bu oyunun arkasındaki ismi söyleyeceğim sana. Söyle. Seri söyle. King. King abi. Adam King. Bitti yani. Nereden tanıyoruz King'i King'i abi? King'i şeyden. Dur. Gelecek. Texas pokeri yapmış. Yok neydi? Yok yok. O zinga değil. Şeyi yapmıştı. Candy Crush'ı yapmıştı. Facebook'taki oyunu. Aynen. Candy Crush'ı yapan King'den geliyor oyun. Hani evet. Hali hazırda Candy Crush'ı yaptıysa bu adamlar aklınıza ne geliyor? İstemsiz şeker olarak. Şeker geliyor gene. İstemsiz olarak. Bu sefer şeker değil. Yaratıklı maratıklı ama yani yine o yaratıkları böyle eşleştirme. Şey mesela sana gelip ben böyle bir oyun yaptım desem mesela Candy Crush hiç daha çıkmamışken. Beğenir miydin oyunu? Hayır. Peki tamam. Bu kadar. Sorun bu kadar. Beğenmezdim. Demek ki senden hiçbir zaman King olamaz. Olmaz. Benden King olmaz. Adamlar olmuş zaten kral. Neyse oyunda yine bu sefer yaratıklar var. Yaratıkları ordunuza katıyorsunuz. Ordunuzla maceradan maceraya, bölümden bölüme atılıyorsunuz böyle. Hafiften evet. Böyle bir şey havası vermişler. Role playing game havası vermişler ama gel gör ki yine o sahip olduğunuz yaratıkları eşleştirip düşmanlarınızla savaşmak gibi durumunuz söz konusu. Sizin belli bir canınız var. Düşmanın belli bir canı var. Siz dayak yemeden ona dayak atmaya çalıştığınız böyle farklı bir oyun olmuş. Sevdim mi? Hani kendi karışa nazaran tercih ederim bu tarz daha böyle stratejik oyunları diye düşünüyorum. Ama kendi karışa da eğlenceli be. Bilemedim. Ama iyi anlattım. Ama iyi anlattım sağ ol. Ben böyle 5'e takınca artık hiç 4'e düşmesin diye bitirene kadar bekliyorum abi sıkıntı yok. O arkadaşlar geçiyorlar zaten o sırada. Ve bir diğer oyunumuz Clan Reis. Klanlar var burada. Klanlar reis yapıyor. Ama burada. Klanlarda kimler var? Kimler var? Motorlar var. Oo. Motocross motorları var. Motor yalnız sevmem ben. Niye? Tırsarım abi motorla. Evet şeyi seviyordun ama sen Traffic niye? Rider. O çünkü neden? As bayraklar as diye. Ölürüm Türkiye'm o çünkü o yüzden. Ölürüm Türkiye'm diye anladım. Ölürüm Türkiye'm oldum. Ya bunda ne var? Motorlar var. Motocross hani bu dengede durma oyunları gibi yine şey gibi. Hill Climb Racing. Abi Hill Climb Racing çok güzel oyun be. Harbiden rakiplerinizle 4 motor aynı mekanda yarıştınız. Rakiplerinizi geçmeye çalıştınız. Hatta arkadaşlarınızla da hani oynadı klan ya. Clan Race. Arkadaşlarınızla da klanlar kurup klanınızla global listelerde üst sıraya çıkmaya çalıştınız. Keyifli bir motocross oyunu şimdi, diyebilirim. Near Escape diyen oyunumuzun adı. Hı-hı. Oyun değişik bir oyun. Üstten bakmalı ama. Sıkıntılı bir oyun yani böyle. Neden sıkıntılı? Neden abi? Bir yere kapamışlar seni. Hı. Bir çıkar yol bulmaya çalışıyorsun. Bir yere kapamışlar. Bir çıkar yol bulmaya çalışıyorsun. Bu. Oyun bu. Ama grafikler orta şekerin altında. Ne olmuş abi? Şey olmuş. Bu şey olmuş. Dünya virüs kapmış. İnsanlar kardeşim, zombi olmuş. Dünyaya niye virüs programı yüklemiyoruz? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Bak hiç onu düşünmedim ama. En iyi virüs programlarını tamindir.com'da bulabilirsiniz. Yalnız şu reklamı yapıyorsun ha. Şu reklamı yapıyorsun ha. Yerleştiriyorsun. Yer yer sadece tamindir özel versiyonlar ve %100 o %100 bedava versiyonları da yine tamindir.com üzerinde sizleri bekliyor. Evet. Güzel reklam. Güzel. Tamindir'den para aldım arkadaşlar. Net bir şekilde söylüyorum. Net bir şekilde açıklıyorum. Bayağı para verdiler yani. Patron dedi bizim reklamı niye yapmıyorsunuz diye kızdı. Vallahi.
öyle yerleştirip duruyoruz dedi. Hakikaten para aldık. Bak söylüyorum, dürüstçe söylüyorum bu sefer. Tam indir para verdi arkadaşlar reklam yapmam için. Evet. İyi. New Escape'de dediği gibi Ozancan'ın hani hakikaten bir yerde kafana kısılmış gibisiniz. Dünyaya virüs giriyor. İnsanlar zombi oluyor. Siz de bu zombilerden kaçarak hayatta kalma oyunu aslında bu ya. Evet. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ama değişik bir hayatta kalma oyunu. Sarar mı sarmaz mı? Göreceli. Göreceli. Yani beni sarmadı ama sizin aranızda sarılacak olanlar var bu oyuna. Ondan eminim. O yüzden bir diğer oyunumuzu veriyorum. Kung Fu Z. Kung Fu Z. Kung Fu dedim zaten aklıma. Sen bunu sevmişsin. Chan Chin Chong geldi böyle. Jackie Chan falan geldi. Ya oyunu sevdim. Güzel oyun. Dövüşlü oyun. Dövüş sevmem. Siz de dövüşmeyin arkadaşlar. Oyunda dövüşün sadece. Bence sen döversin. Yok ben sevmem abi. Sevmez. Bıraktım ben o işleri. Tamam o işleri evet. Bıraktım. Bıraktım o işleri. Şimdi bu oyunun... Şimdi babam benim... falan izler o yüzden... Tamam. Şey benim bu oyunun hoşuma giden kısmı şu. O oyundaki retro bir hava var böyle. Eskiden evet. Oynadığımız atölyelerdeki... Oraya girecektim ben de. Sen gel hadi. Atari oyunu ya. Atari oyunu aynen. Diyecektim yani. Atari oyunu. Resmen Atari oyunu. Müzikler öyle. Her anlamda öyle. Grafikler öyle. Zaten Kung Fu şimdi Uzak Doğuların herhalde yapımcısına bakmadım ama öyle düşündüm direkt yani. Direkt söyleyeyim. Uzak Doğulu bir yapımcının oyunu gibi. Bilmiyorum tabii. Bakmadım söyleyeyim. Şimdi niye bakmadan söyledim diyenler de olacak. Yani yapımcısıyla o anla her zaman çok ilgilenmiyor. Yani hakikaten büyük bir yapımcı evet. Olmadığı sürece aslında çok da dikkatinizi çekmiyor. Veya Türk yapımcı olmadığı sürece. Ne bileyim bir Game Loft'un oyunu veya bir King'in oyunu o an oyuna bakarken dikkat çekiyor. Game Loft'ta geçen sallamıştık bu arada. Benzin koymuş diye asfalt dokuza üzmüştü yani. Arada yapmak durum. Sen şeyden ne sallayacaksın o Game Loft'ta da o sonra. Oraya hiç girmiyorum kardeşim. Tamam. O zaman arkadaşlar haftanın bonus oyununu veriyorum hemen. Nedir? A Way to Slay isimli ortalığı böyle Hangül bir dakika dur ya. Neydi o oyunun ismi? Fruit Ninja'nın adam kesmeli versiyonu diyebilirim. Fruit Ninja'da şey meyvelerin suyunu akıtıyorsun da burada eriklerin... Burada adamların bildiğin kanını akıtıyorsun yani. Kanını akıtmakla yetinmiyorsun. Tam Kurban Bayramı öncesi gerçekten bonus olmaya hak eden... Kurban Bayramı'nı temsil eden bir oyun olmuş. Abi bu. Hakikaten aslında o insanların yerine dana mana kurbanlık koyup koyduğunu düşünsene. Bir şey diyeceğim. İyi Bayramlar diye bir oyun yapıp bunu koymak lazım abi. Var ya çok iyi olur. Ama şeyi anlamıyorum abi. Şimdi burada adamlar da seni kesiyor ya. Bizim oyunda gelip koçlar bize tost mu vuracak yani? Evet öyle. Yok şöyle olacak. Dana kaçacak. Ana haber bültenlerine falan çıkacak işte. Dana kaçtı falan. Oyun arkadaşlar. 5 kişi Dana'nın peşinde koşuyor. Sıra tabanlı bulmaca oyunu olarak adlandırabilirim. Hakikaten oyunda bir strateji belirlemeniz gerekiyor ve düşmanlarınızın harita üzerindeki yerleşimine göre hareket ederek düşmanlarınızın sizi... içinden geçmeniz gerekiyor. İçinden geçmelisiniz ki düşmanlarınız sizin içinizden geçmesin. Geçmesin tabii geçsin mi? Çünkü geçince geçmesin. Tekrar oynamak zorunda geçmesin, kalıyorsun. Restart evet. Atıyorsun. Evet. Fazla restart atmadan bölümleri tamamlayarak yeni... bölümlerin kilidini açtırarak oyuna devam etmeniz gerekiyor. Bir yerden sonra ciddi anlamda çok fazla zorlaşıyor. Çünkü çok fazla düşman ekranın üzerinde beliriyor. Ben telefonumda kurdum, oynuyorum. Senin gayet için keyif oyun alıyorum. Bu oldu o zaman. Benim için de buydu yani. Tekrardan hepinize iyi bayramlar arkadaşlar. Bu hafta yayınladığımız birbirinden güzel, birbirinden özel videoları da yukarıdan izleyebilirsiniz. Bayağı güzel incelemeler falan yayınladık. Hatta en iyi yerli telefonu inceledin değil mi? En iyi yerli telefonu inceledik. Hangisi mi? Casper VIA A3 Plus. Onunla alakalı çok daha iyi videolar da gelecek. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.